T, t, gece yarısından küçük t saat sonra New York'ta ölçülen sıcaklıkları derece cinsinden ifade eden bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Tablodaki ifadeler doğru olduğuna göre her ifadeyi grafiğin bir özelliğiyle eşleştiriniz. Tekrar ediyorum, büyük t, küçük t'nin bir fonksiyonu, yani sıcaklık zamanın bir fonksiyonu. Örneğin t sıfırken sıcaklık eksi üç dereceymiş. Sonra 8 saatlik bir süre geçince de sıcaklık 0 dereceye çıkıyor. T eşittir 14'te sıcaklık yerel bir maksimuma varıyor. Bu maksimum mutlak bir maksimum da olabilir ama grafiğin bize verilen bölümüne göre konuşursak, bunun kesinlikle yerel bir maksimum olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra da sıcaklık yeniden azalmaya başlıyor. Evet, soruda bir de bu sıcaklıkların gece yarısından T saat sonra ölçüldüğünü söylüyorlar. O zaman bu, tam gece yarısında ölçülen sıcaklık. Bu sabah saat 8'de, bu öğlen, bu da öğleden sonra 2'de ölçülen sıcaklık oluyor. Şimdi bakalım, özellik neymiş? y ekseni kesim noktası. y ekseni kesim noktası nerede? İşte burada. Küçük t sıfır eşitken yani tam gece yarısında New York'ta hava sıcaklığı eksi 3 derece. O zaman bu özelliği günün başlangıcında sıcaklık eksi 3 dereceymiş ifadesiyle eşleştirebiliriz. Evet, bu doğru bir ifade çünkü gün gece yarısından hemen sonra başlar, öyle değil mi? O zaman bununla buna eşleştiriyorum. Y ekseni kesim noktası bize bunu ifade ediyor. Sıradaki pozitif ve negatif aralık demişler. Bu biraz şaşırtmalı bir soru pozitif ve negatif demişler ama ikisi bir arada olmak zorunda değil. Yani pozitif ya da negatif aralıktan aralıklardan biri buradaki iki ifadeden biriyle eşleşecek. İfadelere baktığımızda 0 2 ile 14 arasında hava ısınmış ve 08 ile 20 arasında sıcaklık 0 derecenin üzerindeymiş. Şimdi eğer pozitif ve negatif aralıklardan bahsediyorsak dikkat edin artan ya da azalan demiyorum t eşittir 0'dan 8'e negatif bir aralık var. Negatif aralık, bu grafik için sıcaklığın negatif, yani sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyor. Sonra t eşittir 8'den t eşittir 20'ye kadar, yani sabah 8'den akşam 8'e kadar da sıcaklıklar sıfırın üzerinde olduğu için pozitif bir aralık var diyebiliriz. Akşam 8'den sonra da sıcaklıklar düşüyor ve yine negatif oluyor. Tabloya geri dönelim pozitif ya da negatif aralık bize sıcaklığın sıfırın altında ya da üzerinde olduğunu anlattığına göre bu ifadeyi seçiyorum. Az önce de gördüğümüz gibi sabah 8 ile akşam 8 arasında pozitif bir aralık vardı. Bakın bu özellik için grafikteki pozitif aralığı kullanacağız. Bu aralıkta yani sabah 8'den akşam saat 8'e kadar sıcaklıklar 0'ın üzerinde yani pozitif. Videonun başında da söylediğim gibi bu ifadeye karşılık gelen özelliği bulmak için ya pozitif aralığı ya da negatif aralığı kullanacağız ve biz pozitif aralığı kullandık. Son olarak da artan ya da azalan aralık demişler. Ve geriye 0-2 ile 14 arasında hava ısınmış ifadesi kaldı. Grafiğe bakarsak saat 2'den sonra hava gerçekten de ısınmaya başlıyor. Evet, t eşittir 2'den sonra t arttıkça fonksiyonda t eşittir 14'e kadar çıkıyor. Ve bu aralık artan bir aralık. Gördüğünüz gibi burada da artan ve azalan aralığı aynı anda kullanmadık. Bu soruda bu ifadeye karşılık gelen özellik artan aralık özelliği. Başka bir deyişle 0 2 ile 14 arasında hava ısınmış diyebilmek için artan aralık özelliğini kullanmamız gerekiyor. Buradan buraya sabah saat 2'den öğleden sonra saat 2'ye kadar fonksiyon arttığı için bu aralık artan bir aralıktır. Evet, doğru yapmışız. Şahane.